Kızlar beni seviyor ya. Fikret Hanım çekemiyor. Resmen kıskanıyor bizi. Kıskanç değildir Fikret ama farklıdır biraz. Aynı baban. İkisi de böyle bir duvar örmüşler. Kimseyi yaklaştırmıyorlar yanlarına. Vallahi ömür geçmez bunlarla Şevket. Bak dayanamıyorum ben. Ferhun da yine başlama ne olur bir tanem. Üzülüyorum. Canım benim. Ben senin üzülmeni ister miyim hiç? Ama sen de eli kolu bağlı durma, bir şeyler yap. Kurtulalım bu cendereden. Arabanın borcu bitene kadar katlanmak zorundasın. Değilim. Sen de değilsin. Hatta onlar da. Hiçbirimiz bu köhne evde iç içe yaşamaya mecbur değiliz. Konuş babanla, müteahhite versin. Derhal. Ben ciddiyim Şevket. Abuk bir şey söylemiyorum ki. Onların da iyiliğini düşünüyorum. Yarı yarıya anlaştık mı kaç daire birden alırız. Süper lüks, konforlu. Bak bu yaştan sonra rahat etmek annenin de hakkı değil mi? Hakkı tabii. Biz yarın bir gün buradan taşınırsak ne yapacaklar? Babanın maaşıyla geçinebilecekler mi? İmkanı var mı? Ama ev müteahhite verilirse herkesin kapısı ayrı olur. Diğer daireleri de kiraya verdik mi? Oo, herkes keyfine bakar. Babam kabul etmez. Güzellikle söylersen eder. Bir fırsat yarat, baş başa kalın. Ne bileyim ben, al bir yere götür. Sohbet sırasında aç konuyu. Bakarız. Bakarız deme. Bak, yapma, ne ayıp oluyor, hadi çıkalım. Bak söz de, konuşacağım de. Bırakmam ona göre. Ya tamam tamam, söz hadi. Ay, konuşmaya daldık, size yardım edemedim. Biz hallettik yavrum. Leyla, Necla, hadi gelin. Ayşe, sen de kalk artık bilgisayarın başından. Çok acıktım, neler yaptın Hayriye Hanım? Özel bir şey yok, Allah ne verdiyse işte. Ah, daha ne olacak ya, bir sürü şey var. Ah, ama bir şey eksik. Rakı bitmiş babacığım. Ya, hay Allah. Çok da canım çekmişti bu akşam. İstersen hemen alıp geleyim. Yok canım, boş ver. Hani kızlar gelmiyor mu? Gelirler. Leyla, Necla, hadi bekliyoruz. Hadi. Geliyoruz. Hadi oturun da yemekleri koyayım. Bir dakika anne. Baba. Efendim? Gel bu akşam seninle bir yere gidelim. Baş başa yiyelim ha. Ne dersin? Aa, nereye canım? Oturun oturduğunuz yerde. Aa, bir yere mi gidiyoruz? Siz değil, babamla ben. Ha baba, gidelim mi? İki tek atar sohbet ederiz. Hadi lütfen, kırma beni. Ama bir şartla, ben ısmarlayacağım. Tamam. Tamam. Aa, gidiyorlar vallahi. Bırak anne, 40 yılda bir içlerinden geldi. Hadi öyleyse çıkalım bakalım. Tamam. Size afiyet olsun. Size de. Size de. Güle güle. Ben sizi geçireyim. Bak şu oğlanın yaptığını. Ayarttı babasını yine. Ay anne. Ali Rıza Bey. Efendim. Makarnamdan tattırmadan yok. Hayriye. Aç aç. Ben de yemekten sonra Nehir Hanımlara giderim biraz, haberin olsun. Mutlaka söyle bak, bundan iyi fırsat olmaz. Tamam. Tatlı tatlı konuş, ikna et. Tamam dedim. Güle güle. İyi eğlenceler. Hadi bakalım. Sağlığına babacığım. Ne oldu? Hiç. Baba. Ben seni çok üzdüm biliyorum. Şşşt. Sus. Keyfimi kaçırma şimdi. Eğlenmeye geldik yav. Ama yine de ciddi konuşalım diyorsan konuşalım. Çok emek verdik size. İyi okumanız, yetişmeniz için uğraştık. Boğazınızdan haram lokma geçmedi. Bununla hep gurur duyduk. Hepiniz iyi çocuklarsınız. Benim çocuklarımsınız. Hatalarınızla, günahlarınızla, sevinçlerinizle, başarılarınızla benim çocuklarımsınız. Zor günler yaşadık. Zaman zaman sesimiz yükseldi. Öfkelendik, küstük, barıştık.
Her ailede olur böyle şeyler. Mühim olan birbirine sıkıca kenetlenmektir. İyi günde, kötü günde birbirine destek olmak, sevmektir oğlum. Mühim olan ailenin kıymetini bilmektir. Baba ben... Tamam, tamam. Bu kadar yeter. Hadi, ailemizin şerefine. Anne, nehir teyzelere biz de gelelim ne olur. Aa. Evet anne, çok sıkıldık. Evet. Dersiniz yok mu sizin? Benim yok. Bilgisayarda oyun oynayacak diye çabucak yaptı ödevlerini. Çabuk giyelim de gidelim bari. Ne yani, beni yalnız mı bırakacaktınız? Yani ben gelmek istemezsin diye teklif etmedim. Yoksa gel, Nehir Hanım da memnun olur. İyi o zaman. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yahu, şu boğazın güzelliğine bak. İnsan seyretmeye doyamıyor. İyi ki geldik Şevket. İçim açıldı vallahi. Hiç değilse haftada bir yapalım böyle. Ayda bir olursa varım. Ben emekli adamım oğlum. Her hafta dışarıda olmaz. Bu gece sen istedin diye böyle baba. Ben sana hesap ödetir miyim hiç? Sen de artık idareni bil oğlum. Kredi borcunu ödüyorsun şimdi. Bizim de yükümüz omuzunda. Bana hiç ağır gelmiyor inan. Bana geliyor ama. Aşk olsun baba. Benim emekli maaşım mutfak masrafına zor yetiyor. Kardeşlerin okuyor. Zor. Ama dur bakalım, şu tercüme işinin arkası gelecek inşallah. Ev çok eskidi baba. Asıl sorun tadilat. Ya girerken dünyanın masrafını yaptık ya oğlum. Daha ne tadilatı? İzolasyon yapmak lazım eve. Rutubet var. Daha tam soğuklar başlamadı. Kışın donacağız bu evde. Kombi yaptırdık ya. Duvarlar çatlak, doğramalar eski. Yürürken döşemeler iniyor. Kimidir çatı ne haldedir. İyi be. Yıkıp yeniden yapalım bari. Ben de onu diyorum. Ne? Verelim bir müteahhite, yıksın, süper lüks bir apartman yapsın. Ne rahat söylüyorsun Şevket. Yıksın ha. Müteahhit evimizi yıksın. Kaç dairemiz birden olur baba. Arsamız geniş. Bir kata 4 daire bile yapılır. Kat karşılığı %50'ye versek, adam en az 10 kat yapsa 20 daire alırız. İkisinde bizler otururuz, kalanı satarız. Kiraya veririz. Paraya para demeyiz valla. Maşallah. Hesap kitap yapılmış. Minimum böyle. Daha fazlası da olabilir. Aslında zenginiz biz baba. Değerlendirmesini bilmiyoruz. Düşün bunu. Bak, hepimiz için iyi olur. Bu ev... Bu ev benim aile albümüm Şevket. 4 duvar değil sadece. Yıkalım yenisini yapalım ha. Merdivenlerin çıtırtısında babamın ayak sesleri var. Bahçede hala annemin kahkahası. Güller annem gibi kokuyor. Çocukken kendi koştuğum bahçede şimdi Ayşe koşup oynuyor. Bu ev baba evimiz Şevket. İstanbul'da sığınağımız. Hepsini biliyorum da... Biliyorsun da hala niye konuşuyorsun öyleyse? Teessüf ederim. Beni buraya neden getirdiğini anlamayacak kadar saf mıyım ben? Ha? Söyle bakayım, saf mıyım? Rica ederim baba. Beni yine hayal kırıklığına uğrattın. Yanlış anladın. Otur sen. Yalnız kalıp işittiklerimi sindirmem lazım benim. Yürüyeceğim biraz. Baba,
Ha. Evimi yıkmaya gelince. Bunu ancak ben öldükten sonra yaparsınız. Afiyet olsun. Şevket'in teklifi babamı bir kez daha yıktı. Sofradaki yerini bile teslim ettiği oğlu şimdi emanetlerine sahip çıkmıyordu. Şevket yerini hak etmiyordu.